Salom azizlar. O'tgan darsda sizlar bilan VPN install qilish, ya'ni VPN o'rnatishi to'g'riroq o'rnatganimiz yo'q, shunchaki bog'landik, VPNga bog'lanishni ko'rdik. Bu darsda sizlar bilan VPNimizni ya'ni o'zgartirishga harakat qilamiz. Demak, VPN o'tgan darsda yana takrorlab ketaman, desktop ichida turibdi. Men VPNga bog'langan holatdaman. Xohlasanglar o'chirishinglar mumkin. Buni o'chirish uchun nima qilasizlar? X tugmasiga bosasizlar. Agar xohlamasanglar, Ctrl bilan C tugmasiga bosasizlar. Ctrl bilan C, tushundinglarmi? Ya'ni Ctrl bilan yarim o'yinni bosasizlar, ko'rganingizdek to'xtatdi. Tushundinglarmi? Va men kelib boshqatdan WatchMy IP adresini bersam, o'zimning IP adresimni ko'rsatadi endi. Tushundinglarmi? Demak, buni to'liq tozalab turaman. Hozircha terminalimizni pastga tushirib qo'ydim. Demak, DNS'i o'zgartirish uchun nimalar qilishimizni sizlarga shu yoqdan yozib qo'ydim va bu sizlarni darslik qismida tepada ko'rinib turadi. Xohlasanglar copy paste qilishinglar mumkin. Agar copy paste protection yoqilgan bo'lsa sayt tizimida shuni ko'chirib olishga harakat qilinglar. Demak, birinchi navbatda resolve.conf'da install qilishimiz kerak ekan. Linux operatsion tizimida, ya'ni operation systemida apt-get orqali, ya'ni Kali Debian platformasida albatta apt-get orqali biz package managerimizni boshqaramiz. Misol tariqasida boshqa operatsion tizimlarda Pacman orqali yoki Ubuntu'da apt-ni o'zi orqali yoki apt-get orqali farqi yo'q, install qilishimiz mumkin. Kali operatsion tizimida default, ya'ni nima deydi, qoida bo'yicha apt-get qilishimiz kerak. Lekin apt qilishimiz ham mumkin. Lekin nima deydi, official tarzda, ya'ni qoidaviy tarzda apt-get orqali qilishimiz kerak. Demak, sudo qanaqa command deyishinglar mumkin, sekin sekin ko'zinglar o'rganib oladi. Sudo biza agar userda bo'lsak, e'tibor qilinglar, yana bir marta takrorlayman, userda bo'lsak. Lekin men hozir terminalimni ochganimda qaranglar, rootda deb ko'rsatyapti. Root Kali operatsion tizimida eng katta anaqaga ega, eng katta privilegega, eng katta nima desam, misol uchun buyruq berish qobiliyatini nima deyilsa, o'shanga eng katta huquqqa ega root nimasi user, tushundinglarmi? Va sizlar katta ehtimol bilan VirtualBox ishlatgan bo'lsanglar yoki umuman install qilgan bo'lsanglar, o'zingizlarning ismingizni yozgan bo'lsanglar, shu yoqdan o'zingizlarning ismingizlar kelib chiqadi. Agar root yozuvini ko'rsanglar shu yoqdan, sizlar boshida komandalaringizni boshida sudo qo'yishinglar shart emas. Lekin agar sizlar userda bo'lsanglar, misol uchun shu yoqda Kali yoki Zemeister Kali bo'lishi mumkin-da, sizlar sudo bilan yozishinglar kerak. Tushundinglarmi? Ya'ni komandalarni oldidan sudo qo'yishlar shart. Ya'ni rootda bo'lsanglar ham sudo qo'yishlar hech narsa qilmaydi. Demak, keldik bu yerda. E'tibor qilinglar, birinchi navbatda resolve.conf'ni install komandasi apt-get install orqali resolve.conf'ni install qilishimiz, ya'ni o'rnatishimiz kerak ekan. Buni copy qildim men va keldim terminalimga, past qilishimiz kerak. Albatta buni o'chirib tashlaylik, ikki marta sudo bo'lib qoladi bo'lmasa. Past qildim, e'tibor qilinglar, mana sudo apt-get install resolve.conf. Tushuntirib beraman nima qilganimizda. Resolve.conf dasturini biza Kali operatsion tizimimizda apt-get orqali ustanovka, ya'ni install qildik. Bosdim men. Ko'rganingizdek, menda ham install bo'lmagan ekan, install qilib beryapti. Lekin menda shunchaki update kelgan bo'lsa kerak, update qilib beryapti. Chunki men resolve.confni install qilgan edim. Resolve.conf albatta. Ko'rganingizdek, muvaffaqiyatli install qilinsa, albatta bizga internet tarmog'i kerak. Muvaffaqiyatli install qilingan bo'lsa shunaqa holatda ko'rinadi sizlarga. Agar muvaffaqiyatsiz bo'lsa error beradi. 2-3 marta boshqatdan takrorlab ko'ringlar. Ana undan keyin nima qilishimiz kerak ekan? Shuni ochishimiz kerak ekan. Shu fayl, shunga kirishimiz kerak ekan. Tushundinglarmi? Mana mana shu etc resolve.conf resolve.conf d base'ni ochishimiz kerak ekan. Demak, bu nima edi? Mana shu slashlar nima edi? Bu papkalar. Tushundinglarmi? etc degan papka bor. Agar esingizda bo'lsa o'tgan darsda ko'rsatgandim sizlarga, shu fayl sistemga kirsanglar, mana etc degan fayl. Buni ichiga kirganimdan keyin o'qiymiz. resolve.conf degan papkamiz bor ekan. Yana bitta pastroq qo'shursam yoki resolve deb yozsam, mana qaranglar, resolve.conf degan papka kelib chiqdi. Men shunchaki terminal orqali ko'rsatyapman. Bundan keyin resolve.conf, ana undan keyin base. Ko'rdinglarmi? Mana bu yerda yozib qo'yganman chiroyli qilib. Qaranglar, etc resolve.conf resolve.conf va base. Ko'rdinglarmi? Shu faylni ochishimiz kerak bizga. Xohlasanglar bu yerdan kelinglar, ikki marta bosinglar, lekin agar sizlar userda bo'lsanglar, bunaqa qilsanglar o'zgartirmaydi. O'shaning uchun sudo orqali ochishimiz kerak. Bu yerdan o'zgartirib qo'yaman shuni. Sudo nano deymiz biza. Nano bu editor. Ya'ni shu yerda Sublime'da men editor yoki TextPad'da men editorimi, to'g'rimi? Nano terminal orqali o'zgartirish uchun nanodan foydalanishimiz kerak. Demak, shu komand, shuni copy qildim men, lekin sizlar yozib chiqinglar. Iloji boricha menga o'xshab copy paste qilmanglar, sababi qo'lingizda o'rganib qolishi mumkin copy paste'ga. Ko'rib qilaylik, bir marta tashladim. Sudo nima uchun? Super user uchun, ya'ni rootda foydalanish uchun. Men lekin yozishim shart emas edi, lekin baribir yozib ko'rsatyapman. Masalan, kodinglarni o'rgatish maqsadida nano bizani editorimiz nimani ochdim, ya'ni editorda nimani ochishimiz kerak? etc papkasini ichidagi resolve.conf papkasini ichidagi resolve.conf.d papkasini ichidagi base text faylini men nano editor orqali ochmoqchiman, tushundinglarmi? Va enter tugmasini bosganimda qaranglar, resolve.conf ichidagi fayl ochildi menga. Xohlasanglar buni bu yoqdan ham ko'rsatishim mumkin. Bundan chiqib ketish uchun Ctrl bilan X bosasizlar.
Control ve X bastım görgeni de çıkıp gitti. Yani başkattım şimdi bari elimize file sistem gekirdim. ATC'in içi gekirdik ve resolve.conf içi gekirdim. Resolve.conf D ve base'ini açtım. Görgeni de bomboş narsan olsun. Gördüyle. Demek bunu açkenimizden ki etibar kılıyor. Şunu koşuşumuz gereken, şu narsalarını koşuşumuz gereken. Geldim bir adam. Şunu başkattım açam ben. Bunu aç için bayağı ki de terminalden faydalanım ben. Açtım. Görgeni de bomboş narsa. Gelsin boş giyen, boş giymeyen bize ahırdan koş koş ile mümkün. Taşadım. Albatta bu uçta nokta çalan bize ocak taşlaşmamız gerek. Ve bunların oranı da bize DNS'lerimizi koşuşumuz gerek. Çünkü diyelim DNS'lerimiz ne miydi? DNS'ler internetten alışmamız mümkün. Şuradan kere bir alışmamız mümkün. Free DNS servers bir alışmamız bu gene. Bastım albatta hemen free keltirip çıkardı. Fakat buna kaklı bir alışmamızın sebebi sile browser ile de Google'ını, Poisk'ını yani search kısmını İngilizce de koyuyla. Onu özgertirmek için mesela, eğer şu anda sizler Rusça ya ki Uzbekçe halatlarını koruyan bu sayıla settings kodiyle, şu anda sözlemeler kodiyle, languages ke kiriyle ve bir adan şu kısmını İngilizce kaldırıyla. Maslahatım. Çünkü İngilizce'de kopra malumat çıkarı verir. İngilizce baskendeki save düğmesi gibi bu sayıla yani sizlerini Google'a yöneltirdi. Ve şuna halat düşkeliyle mümkün. Karayla Open DNS diyen DNS'imiz varken adresi şuyken. Şimdi diyelim, yok ki Google'lık yan var bir adı, Google'lık 4-8 yan, vaha gözü kur diyelim. Misal tarikası şunu şunu da copy kılayım ben. Ondaki geldim, terminalim gel, taşadım bunu, copy kıldım, past kıldım yani şunu diyelim. Ahırdan noktanı uçup taşıyayım zaten. Pastan gelip Google'lık ne yazışım mümkün, 8-8-8 kırdım bu DNS'le albette. Ve bir adan gelip yana yazışım mümkün, ne madı? Misal tarikası yani kurşumuz mümkün, şunu hem alışım mümkün misal tarikası da. Yani devam var ya, diyeyim ben bunu, site'e girelim en yakışısı, site'de toluğunu kurşumuz mümkün, site'e girdik. Mən qəlilə şəhədə toluqları var ikən. Misal tariqəsində xoqləgən faydalanışı ilə məkum. Mən şunu faydalanmaq üçün mən copy qıldım etibar qəlilə bunu və kəlib yadan past qıldım. Gördüyüləm. Və bunu bu terminaldan çıxıb keçişi ilə üçün birinci nəbətdə kontroldan onu basışı ilə gərək. Çünki deyiləm, ctrl tüqməsi var. Çap qol tərəfdə ən past ki bürcəyədə bolədə. Kontroldan onu basışı ilə gərək. Bastım. Və sən şunu çindən həm şu isimdə yəni başqatdan saqlaşını xoqləysən mi deyəbdi. Enter tüqməsini basamız. Və ana ondakin kontroldan x-də basamız. Bu çıxıb keçiş üçün, exit qılış üçün. Çünki deyiləm, exit-də bastım. Qorgan ilə deyəm, mən çıxıb getdim. Çündiləm. Ana ondan keyin davam etəmiz. Ondan keyin qoşuş tuyğandan keyin save qılıb çıxamız deyəmən. Yəni control x bilan aldın control o enter. Ana ondan keyin control x bilan çıxıb getəmiz deyəmən. Və şu narsalarını şu yoxla köçürüşümüz kerak edib mən. Şunu komandasını doğrudan-doğru yazsaqla bo'lgani. Bu mv komandası nima idi? Mv komandası move-ni qisqartması. Çündiləm. Move degani köçürüş degani. Yəni kesib köçürüş. Yəni copy emas, köçürüş çündiləm. Yəni virzit bo'ladi-yu Rusiyada virzitni inglizchadagi holati move. Ne mənim bu fıqıl? ATC'nin içindeki resolve.conf'ni, yani .conf'ni, ATC'nin içindeki resolve.conf'ni içindeki backup'ni örneğe koçur. İsmini özgertir yani. Çünkü deyilə. Ana ondakin sudo deyibmiz. Ln s bilan şunu ahırdaki halatlarını koruşumuz mümkün eken. Ahırdaki halatlarını koşamız bunge. Bunu keyinçəlik toxtalamız bu komandalar yetib arqamayla. Ondaki resolve.conf bilan yun korubmiz. Bunun içindeki koruşumuz mümkün. Ana ondakin nima qilibmiz? Shuning ichidagi networkingga restart beribmiz. Boshqatdan tekshirib ko'rishimiz mumkin keyin. Tushundinglar? Demak, boshqatdan shularni copy paste qilaman, lekin sizlar copy paste qilmanglar. Bitta bitta yozib chiqinglar. Bosdim, ko'rganingizda ishlar. Agar ishlamaganda xato berardi menga. Yana kelishim mumkin bu yerdan. Buni yana boshqatdan oldim. Uzr aytib bermaysizlar, boshqatdan copy qildim. Sizlar aytgandek yana bir marta takrorlayman, yozib chiqinglar. Bosdim, buni ham muvaffaqiyatli tarzda qildi. Ana undan keyin kelaman, shuni olaman. Yana borib tashladim, enterni bosdim, buni ham muvaffaqiyatli tarzda qo'shdi va kelib shu gapdagina restart bersam bo'lgani. Keldim, tashladim, restartimni berdim. Ko'rganingizda bu yerda restarting networking via system KTL CTL orqali restart berildi deb menga chiqarib berdi. Tushundinglar? Xohlasanglar system CTL networking restart deyishingiz mumkin edi, lekin men bu komandani ham ko'rsatib ketdim bir yo'la. Xo'p, ko'rganingizda shu komandalarni ketma-ketligini qo'shganingizdan keyin bizani DNS'imiz o'zgargan bo'ladi va DNS'ni o'zgarganini qayerdan tekshirishimiz mumkin? DNS'ni o'zgarganidan ket ATC resolve nimaga chiqarmayapti .conf orqali ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ko'rganingizda bizani birinchi IP adresimiz, shu yerda qo'shganimiz va shu yerda oxirgi qo'shganimiz. Bizda 3 ta qo'shdik, 4 ta qo'shganimizda shuni ham chiqarib tashlagan bo'lardi. Xo'p, ko'rganingizda name server sifatida bularni qo'shdim va DNS'im endi davomli tarzda mani DNS'im o'zgaradi va DNS mani o'zimniki bo'lmaydi. Tushundinglar? Demak, DNS qo'shishlardan iborat. DNS haqida hali juda ko'p to'xtalamiz, xavotir olmanglar. DNS shundan iborat emas, faqatgina bir dunyo mavzularimiz bo'ladi. DNS o'zgartirishdan keyin ham va DNS nimaligini yana ham chiroyliroq qilib tushunishga harakat qilasizlar. Demak, shundan iborat edi kelasi mavzuyimizda DNS ni va virtual private network ni birga ishlatgan holatda internetga kirishga harakat qilamiz.